Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşım tavsiyesiyle şarjlı tester aldım, ufak el tipi ve şarjlı budama makası aldım. Şu an köydeyim, bahçedeyim. Bunu beraber dinleyelim. Kutunun içeriğinde bir adet şarjlı testere, bir adet şarjlı makas var. Bunlara ek olarak birer tane piller var, lityum pil. Aldığım satıcıya güveniyorum ben. Şöyle göstereyim. İçerisinde kağıtları var. Şarj aleti var. Alyanı, anahtarı. Bunlar da lazım olacak şeyler, ekipmanlar. Öncelikle bunu takmayı göstereyim. Bu şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra bastığımız zaman, şu sesi duyduğumuz zaman devre giriyor. Daha ilk kez ben de bu yeni kullandığım için gösteriyorum. Bu şekilde çalışıyor. Bunu da aynı şekilde takalım. Şu da bu şekilde çalışıyor. Bunu ağacın üzerine deneyelim şimdi. Yani çok kaliteli mi? Değil. Kesin alacağınız çok mu kaliteli olacak? Ondan da değil. Bu fiyat performans ürünü. Şandallılar da şöyle göstereyim. Şandalımızı kestik. Yani şu şekilde gayet de net kesebiliyor. İnce dallar da aynı şekilde. Şarjı ne kadar gidecek onu tam denemedim. Daha yeni aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel iş görüyor. Yani bugün bir budama öbesi 400 olduğunu varsayacak. 5 günde şunun 5-6 günde şunun parasını bir kişi amorti eder. Şurada şunu gösterelim. Hani daha şu dal çıkacak mesela. Şuradan da böyle. Bunu aldık, kalın dala vuruyorum. Şu kalın dalı çıkarttık. Fazlasıyla parasının hakkını verebilecek bir makine olacak. Biraz daha kalın bir dala vuralım diye. Bakalım kalın dal. Ağaçta da çok böyle çıkacak. Kalın dalların da yok sağ olsun. Var da o ağacın içerisinde var onlar. Mesela şu dal çıkacak mı? Şöyle bu taraftan gelsene. Şu dalı kesiyorum buradan. Valla saniyeler içerisinde şu kalındaki dalı rahat bir şekilde çıkarttı. Aşağı çıkacak var mı onun gibi. Ya bu şekilde şu kalındaki dalları bile rahat bir şekilde saniyeler içerisinde kesiyor. Makinemiz bu. Makinelerimiz bunlar. Tavsiye eder misiniz derseniz şu an gördüğünüz fiyat performans şu an kapandı. Açalım. Şarj bitmesin diye. Şarj bitmesin diye otomatik kendisi kapanıyor şu an.
Birçok videolara baktım ben, zeytin budamasında gözükmüyordu. Acaba olur mu olmaz mı diye bir riske girdim ben ve gayet de güzel olduğunu gördüm. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Bu marka olarak piyasada bulamayabilirsiniz. Benim bir arkadaşım temin ediyor bunu. Dilerseniz onunla, dilerseniz benimle iletişime geçip alabilirsiniz. Ya da internette de bu tip ürünler var. Alabilirsiniz yani genel olarak. Güzel. Bu biraz daha büyüyor muydu? Açılıyor. Bu şekilde bastığınız zaman daha çok mağaza açılıyor. Bir şey oluyordu. Onu da bakıyorum. Bu şekilde daha basılı tuttuğumuz zaman daha fazla ağzı açılıyor. O zaman daha geniş. Ha, bunu keser mi? Kesmez şimdi. Keser dersek yalan söylemiş oluruz. Bu kadar kalından kesmiyor. Gücü yetmiyor şimdi. Keser dersek yalan olur. Ya da yalan olmaz kesti. Uzaştırıyor ama kesiyor. Yani sonuç itibariyle tavsiye eder misiniz? Ben şu an memnun kaldım. Zaten 5-6 gün bunu tek başına kullanmış olsam kendisini amorta edecek. Onun haricinde de fazlası da hiçbir görmüş olacak. Yani şu bir de şurada ağaç piçi diyoruz biz. Şunu da göstereyim. Kel yaparken tahta, nacak, bıçak bir şeyler testlerle kullanılıyor. Özellikle ben bunu bunun için aldım. Bu şekilde. Yani böyle bir şey alsanız paranız hiçbir şekilde boşa gideceğini göstermek istiyorum size. Cızır cızır gidiyor. Gördüğünüz gibi fiyat performans ürünü. Kesinlikle ben şu an memnun kalacağımı düşündüm. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Sormak için bir şey olursa yorum da atabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.